Tamam. Çünkü stüdyomuzu Yunuslar bastı, çok özür dilerim. Yunuslarla sizinle... beraber fareler de basmış herhalden bir. Sizinle Yunusça konuştum, bilmem dikkat ettiniz. Dikkat ettim. Efendim hepinize iyi akşamlar dileyerek bugünkü The Muhabbet and the Muhabbet ya da kısa adını hemen Cenk Bey'den dinleyelim. Bir saniyelerden bir önce izleyenlerimize bir gösteri yapayım. Çok karate bir insansınız. Evet, gerçekten yere düşürerek kırma metodu biliyorum. Teşekkür ederim. Zira biliyorsunuz bazı karateciler çavçut elleriyle vurup ellerini acıtıyorlar. Halbuki tam vurdukları sırada bu sevgili mermer ya da brick adını verdiğimiz arkadaşlarımız yere atarlarsa onlar zaten kendiliğinden kırılacaktır. Ama Cenk Bey, elle vurmaya gerek yoktur. O zaman sizin vurmanıza da hiç gerek yok. Ben bunu madem böyle tutuyorum ve bırakıyorum, dışarı ve kırılır. Ama o zaman bir elinde mermer tutamıyor. Beceriksiz derler sizlerden biri. Ha, sırf bana beceriksiz demesinler diye biz o kadar zahmete kalkmıyoruz. Sırf size beceriksiz demesinler diye dünyada bir sürü karateci, kungfucu falan var herhalden bir. Ne kadar ilginç şeyler oluyor bu dünyamızda. Allah Allah. Efendim sevgili izleyiciler, bugün programımızda önemli önemsiz pek çok bölümle karşı karşıya kalacaksınız. Ama öncelikle Cenk Bey'e bir takım sorular sormadan da edemeyeceğiz. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçtiğimiz bir haftayı nasıl geçirdiniz? Yine çalışarak geçirdim Erdem Bey. Evet, çalıştım. Ne iş yapıyorsunuz? Konserlerde ıslıkçıyım Erdem Bey. Öyle mi? Bize biraz yani hatırlatır mısınız? Neydi o? Hatırlamıyoruz. Şimdi hatırladım. Bu konserlerde alkış sırasında o iğrenç kulaklara zarar veren ıslığı siz çalıyorsunuz. Beğenenler var yani, herkesin zevki kendine göredir. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ve nedense koskoca mesela 20 bin kişilik bir stat konserinde bile bir tek bu sizin ıslığınız duyuluyor. Neden yani, frekansından mı? En iyi ıslığı ben çalıyorum da ondan Erdem Bey'e. Geçen gün benim Metallica konserinden çağırdılar. 50 bin dolar istedim, verdiler, gittim. Islığımı çaldım, verdim Erdem Bey'e. Metallica bile beni dinledi. Bravo Cenk Bey. 50 bin dolara üfledim adlı kitabınızda. Yanlış, 50 bin dolara ıslık çaldım diyelim Erdem Bey. Hayır, ben kitabınızın ismini söyledim, öyle değil miydi Cenk Bey? Değil Erdem Bey, İngilizceden yanlış çevrilmiş. Zira ben İngilizce yazmıştım. Anlıyorum. İngilizcesini alabilir miyiz Cenk Bey? Alamazsınız Erdem Bey. Çok whistle. Sağ olun, Türkiye'ye getirilmiyor çünkü o yüzden Erdem Bey. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Efendim programımızda reji var, telefon var, kamera var. Rejinin bozduğu güzide monitörümüz var. Reji bu hafta ne yapsak müebbet muhabbet programı için neyi bozabiliriz acaba diye düşünmüş. Ve en sonunda monitörümüzü, yani bizim size nasıl gözüktüğümüzü gördüğümüz aleti bozmuşlar. Onun yerine İsterseniz bize, Cenk Bey, bu kıtır biyoz monitörü sevgili izleyicilerimize de gösterelim. Ne dersiniz Cenk? Olur Erdem Bey. Bir sonsuzluk olur ama olsun. İncin Bey'den rica ederim şu monitörü bir görüntülesin kendisi. Yani burada neler çektiğimizi sevgili izleyiciler siz de kendi gözlerinizle görün. Böyle bir reji olmaz olsun. Bana dediler ki Erdem Bey, bundan sonraki aradan sonra size kocaman bir televizyon getireceğim dediler. Anlıyorum Cenk. Ve çok kişi olmalarına rağmen birinci teki konuşmaları beni oldukça şaşırttı. Beni de şu an şaşırttı Cenk Bey. Halbuki kendileri o reji dedikleri küçük odada Cenk Bey 50 bin tane televizyon var. Her biri bir tanesini seyrediyor. İnsan alın çocuklar, bu da sizin. İşte bu göremediğiniz, biz bile göremiyoruz. Siz nasıl görebilirsiniz sevgili izleyiciler? Zira oraya gizlenmiş mikro bir sevgili televizyonumsu. televizyonumsu diyerek de böylece ya da monitörümsü de diyebiliriz Cenk Bey. Monitörümsüyle özetleyebiliriz Cenk Bey. Bu arada Erdem Bey, ben program başlamadan 2 dakika evvel boş durmadım ve sevgili olun, kart sarmışsınız. Bilgisayarınız için bir kesme kartı koydum Erdem Bey. Bu sayede programlarınızı istediğiniz büyüklüklerde 1.4 megabaytlık şeylerde bölüp disketlere kaydedebiliyorsunuz. Şu kart sayesinde mi Cenk Bey? Evet, ben slotundan çıkartabilir miyim? Tabii, programı şuraya koyuyor mesela Erdem Bey. Şöyle programı buraya yerleştiriyoruz. Şöyle. Buradan kaç megabayt istiyorsanız buradan çıktığı kesiyor Erdem Bey. Gerçekten çok iğrenç bir kart yapmışsınız Cenk Bey. Sağ olun, teşekkür ederim ama kart sizin. Bu kart benim Erdem Bey. Bu anakart sizin. Ha, anakart benimki mi? Evet. Benim anakartım mı mahvetti? Evet Erdem Bey. İnsanın anakartı gibi yok değil mi Erdem Bey? Evet Cenk Bey. Ben de anakartın üzerinde kalem unutmuşum Cenk Bey. Özür dilerim. Aa, sağ olun. Ben de diyorum niye yazmıyor? Ben de diyorum niye yazamıyorum. Meğersem kalemim buradaymış Erdem Bey. Sizi gidiler sahi. Efendim telefonlarımızı verdik mi sevgili reji? Hayır, bizde var hala Erdem Bey. Efendim? Süper bir espri yaptım evet, size. Evet, harika. Hufufe. Hufufe esprisiydi. Evet, gerçekten öyle. Ayrıca bugün programımızın ilerleyen dakikaları da var sevgili izleyiciler. Yani programımızın ilk dakikaları belki ilerlemiyor ama ilerleyen dakikaları daha fazla ilerliyor. Bunu hepiniz göreceksiniz. Programımızın ilerleyen dakikalarına koşup biniyoruz sevgili izleyiciler. Normal biraz dakikalarımız öncesinde değil mi Cenk Bey? Geriye gerilip koşup atlayıp binip değil mi Erdem Bey? Evet, çok güzel konuştunuz ve binip bilip ekini de kullandınız. Biz genelde ört bilip derken bu eki kullanırız. Ört bilip. Her yerde kullanmayalım. Anlıyorum. Diğer eklerimizden bugün sanırım bahsedeceğiz Erdem bugün Bey. Bugün evet pek
pek çok özellikle ek bölümümüzde sizlere eklerden bahsedeceğiz. Nedir ekler, nasıl kullanılır ve doğru kullanımı nerededir? Bunları ayrıntılarıyla Cenk Bey bize inşallah anlatacak. İsterseniz Cenk Bey o güzel güzide bölümlerimize geçmeden önce şöyle bir açılış parçası dinleyelim, havamızı bulalım. Burada hep birlikte dans edelim, ne dersiniz? Oğul Erdem Bey şöyle güzel böyle sözlü sazlı bir şey olsun ya da sazlı sözlü olsun. Sazlı sözlü bir şeyler olsun, şöyle göbek havası falan bir şeyler tamam. Olsun. Tamam. Reji çal bakayım, şarkı çalabiliyor musun? Yok, onu da çalalım. Tebrik ediyorum Cenk Bey. Gerçekten harika çıkan ve güzel de düşen bir insansın. Teşekkür ederim. Henüz düşmedim. Bakın şimdi düşüşümü izleyin Erdem Bey. Bakayım. Neye ki? Odanızda mı yapacaktınız bugünkü bölümümüzü Cenk Bey? Odanıza çıkıyordunuz büyük bir telaşla. Yok, ocağı açık mı bıraktım diye ona bakacaktım Erdem Bey. Anlıyorum. Çok mutfak bir insansınız. Sağ ol. Efendim iyi akşamlar dileyerek bugünkü programımızın bu güzide bölümüne başlamak üzereyiz. Zira sevgili The Kelimay İncelimay. Evet, yanlış duymadınız. Türkçesiyle kelime incelimi bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hemen Cenk Bey'in neler yaptığına bir bakalım. Evet, hiçbir şey yapmıyor. Orada oyalanıyor kendisi. Kelime inceleme. Kelime inceleme. Türkçesini yazmayı kendinize bir inceleme değil mi Cenk Bey? Evet. Gerçekten çok inci gibi bir insansınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Hangi kelimemizi inceleyeceğiz? Bugün kelime incelemeyeceğiz Erdem Bey. Bir değişiklik, bir ilke daha mı imza atacağız Cenk Bey? Bir ilke daha imza atacağız Erdem Bey. İlkeli kelimecilikte. İlkeli kelimecilikte. Bugün bir ek inceleyeceğiz Erdem Bey. Bunu bir cümle içerisinde kullanır mısınız, kullanmaz mısınız, o önemli değil. Kullanmam Cenk Bey, özür dilerim. Almıyorum sizi Erdem Bey. Gerçekten yeni mi bıraktınız? Sağ olun, şimdi kullandım. Peki, bugün sevgili izleyiciler. Evet, bugün yazamıyoruz sevgili izleyiciler, özür dileriz. Lapseki. Hep birlikte Lapseki'ni hemen inceleyeceğiz. Hemen sevgili izleyicilerimize multi tanıtım bazukamla şöyle bir tanıtım. Şöyle bir nokta atışı yapın Erdem Bey. Lapseki. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler böylelikle güzel bir tanıtım yapmış olduk. Sağ olun. Üzerinden geçelim, havamızı bulalım. Evet. Metodunda çalıştınız Cenk Bey. Düşmeyin. Evet, nedir Cenk Bey Lapseki kelime? Bu bir kelimay. Kelimay değil, ek Erdem Bey adından da görüldüğü gibi ek. Hemen, İsterseniz bu eki bu, ekine ve bu köküne, eki, ayıralım. Köküne ayıralım. Gördüğünüz kökü gibi. Var mı, Douglas'ı var mı? Laps. Kök, Laps kök. Eki de Douglas değil mi? Eki kök, de Douglas. Ek Erdem Bey. Kök, ek. Ama burada ek Laps, eki bir ekken Erdem Bey. Ekinin ek olması, Laps'ın da kök olması bizim kafamızı karıştırıyor. Evet, yani burada Lapseki, Laps bir ek, Lapseki bir kelime gibi duruyor sanki. Ama Laps aynı zamanda kök. Hı-hı. Yani ek bir kök mü, ona bir türlü karar veremiyoruz. Bence ek bir kök, ek bir falan bunlardan bize hayır gelmez Erdem Bey. Anlıyorum. Mesela şöyle bir örnek verelim. Şeye bu eki ekleyelim ve şöyle olsun. Schlaps. Evet. Gördüğünüz buraya gibi bir de gut dersek Erdem Bey, sevgili Almancamızdaki Schlaps gut kelimesini elde ediyoruz ama Almanca bilmediğim için bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum Erdem Bey. Öyle bir çarşaf vardı bize vallahi Cenk Bey. Aslında şu an reklam yapıyoruz ve Schlaps gut'tan gidip para almamız lazım. Öyle bir şey var. Tasarlarımızı gönderelim. Gerçekten Erdem Bey sevgili izleyiciler, her türlü markayı bilen üstün bir insandır. Kendisini teşekkür ederim Cenk Bey. Erdem Bey, ben yakınlardayken bozukayı kullanmadım. Yok, bu sefer bozuka değil Cenk Bey. Multi tanıtım mızrağımla. Anlıyorum. O daha da tehlikeli olabilir zaman zaman. Tanıtıcıyım, biraz daha uzun boylu oluyor. Ben size eski güzel multi tanıtım yöntemizi versem Erdem Bey. Yok abim Cenk Bey, kesmiyor artık o, biliyor musunuz? Anlıyorum. Evet. Dikkat ederseniz sevgili izleyiciler, şuraya dikkat ediyoruz. Laps eki almış bir ş harfi direkt anlamı değiştiriyor. Yani ş harfinin kendi başına bir anlamı yokken laps ekiyle birlikte schlaps şeklinde bir anlam veya efekt kazanıyor ki biz o zaman bu laps eki, schlaps kelimesini türemiş veya veya Erdem Bey, ben de üremiş kelime diyebilir miyiz Cenk Bey? Evet, bir saniye, ben de multi tanıtım sandalyemle. Gerçekten. Bakın sevgili izleyiciler, buradaki ş esasen harf olmasına rağmen burada kök haline geliyor. Harf orman değil mi Cenk Bey? Evet. Çok güzel bahsettiniz bu olaydan. Evet, schlaps kelimesini bu şekilde. Başka lapsekini nerelerde kullanıyoruz Cenk Bey? Nerelerde? Evde, okulda, plajda, her yerde Erdem Bey. Ah, ne kadar pratik bir ek her yerde kullanıyoruz. Özel bir kullanım cihazı. İsterseniz multi tanıtım sandalyenizi artık bırakın Cenk tamam, Bey. Zira bir sakatlık çıkaracaksınız. Evet, telefonumuz var. Bakalım Cenk Bey, schlaps lapsekine inanan bir arkadaşımız arıyor. Lapseklerine inanan bir arkadaş. Evet. İyi akşamlar efendim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Lapseki'ne inanıyorum. Yalnız rejiyle problemim var. Bizim bravo, de. Bravo, bravo. Tebrik ederim. Sizin de.
3 haftadır arıyorum. Her hafta değişik yaşlar söylüyorum. Hı-hı. Bu hafta 22'yi beğendiler. daha önce hangi yaşları söylemişsiniz? 4 falan dediyseniz bağlamayabilirler. Yok, genellikle 30 üstüydü. Beğenmediler. Bakın yalnız bunu açıklamanız kötü oldu. Zira her an yayından alabilirler sizi. Hiç kimse arkadaşımızı yayından alamaz herhalde. Bravo Cenk Bey. Böyle dediğiniz anda reji arkadaşımızı yayından aldık. Tebrik ediyorum sizi. Allah Allah. Nerede benim reji sopam? reji bıçağınızı vereyim mi Cenk Bey? Bakın ben bu kartı kullanmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben bir rejiye gideyim geleyim isterseniz Erdem Bravo Cenk Bey. Sustalı kartının, sustalı bıçağın isterseniz susturan kısmını kullanın. Rejiyi sonsuza dek susturun Cenk Bey. Ya da kusturun siz bilirsiniz. Reji niye böyle yapıyorsun çocuğum? Ha? Zaten hangi kameraya bakacağımızı şaşırıyoruz monitörden. Doğru yere mi bakıyorum acaba? Ya Rabbim. Tekrar geri gelmiş Cenk Bey. Sizin bu bıçak işe yaradı. Efendim iyi akşamlar. Sizi iyi akşamlar. Tekrar tanıyalım o halde. Funda Ateş. Funda Hanım. Efendim buyurun, Lapseki ile ilgili bize iletmek istediğiniz bir şey var mıydı yoksa başka bir konuda mı? Ya da başka bir takım maruzatlar olabilir değil mi? Başka bir takım maruzatlarım var. Erdem Bey'e. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Eskiden Cenk Bey diye bir konunuz olurdu. Evet, hala oluyor zaman zaman. Ama o Cenk Bey gurmeydi, çok hoş yemek tarifleri anlatıyor. Evet efendim, kendisi şişman Cenk Bey'di, aşçıydı ve gurmeydi aynı zamanda. Kendisinden uzun zamandır haber alınamıyor. Biz benim de duyduğum kadarıyla zafiyet geçirmiş Erdem Bey. Zafiyet geçirmiş kendisi. Yemekten mi yiyememekten mi? Yemekten Erdem Bey. Yemekten zafiyet geçirir mi Cenk Bey? Allah geçirilmez mi? Siz küçükken zafiyet geçirdiniz mi Erdem Bey? O bir kere geçiriliyor. Özür dilerim, bilmiyorum o zaman. Farklı hastalıklardan bahsediyoruz Cenk Bey. Zafiyet şu akciğerlerde olan iltihaplanma değil miydi? O zerafet Erdem Bey. Özür dilerim. Efendim buyurun, bu Cenk Bey'i siz de mi arıyorsunuz yoksa kendisinden bir isteğiniz mi vardı? Evet, yani tanımlanamayan yemeklerine hayrandım. Zira kendisi bir aralar programımıza katıldı. Belki siz o programımızı izlemediniz. Origami usulü kağıt helvayı anlattı burada. Ve yemeğe doyamadık ve yemeğe kıyamadık aynı zamanda. O kadar güzel gemi biçiminde origami usulü kağıt helva yaptı ki kendisi. Yemedik, yırttık kendilerini. Evet, zencefilli çam yarması da bir fena değil. Onu ben yapmıştım Cenk Bey. Öyle mi? Zencefilli gerçekten çam yarması benim tarifimdir. Amatör olmanıza rağmen çok güzeldi. Hem kullanımı kolay. Fakat sadece yılbaşlarında kullanılıyor olması biraz üzüntülü. Öyle mi? Üzünç verici bir kaynak. Üzünç verici. Efendim teşekkür ediyoruz Funda Hanım. Bunu saymıyoruz, yine bekleriz. Şılapsekini iyice anladık. Bundan sonra düzgün kullanacağız. Pardon, lapsekini şılapseki değil tabii. Düzgün kullanıldı. Bravo efendim, teşekkür ederiz. Eyvallah. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Erdem Bey, efektlere uymanız lazım diyorum size. Çünkü ben ama yani koskoca bir şarkı boyunca burada çevirdim ve sizi... yaparak gerçekten muhteşem efektleriniz var. Ama ben yorulmadım dikkat ederseniz. Hala eskisi kadar dinciyim. Yalnız biraz çevir. Ağırlık buraya doğru. İsterseniz siz çevirin. Ben yorumlayayım Cenk Bey. Pardon, efektliyim. Tamam kendim. Kaçtı numarası Erdem Bey? Bugün sevgili kelime esprilerim beni öldürecek Erdem Bey. Cenk Bey beni de öldürecek. Sağ olun inşallah. Sevgili izleyiciler, az evvel bu çok güzel halat çevirip fırlatacaktık. Fakat rejimiz maalesef bunu şarkıya geçin manasına intikal ettirdiği için maalesef bu olayı yapamadık. Üstelik The Kill My Angel My bölümümüzde yarım kaldı. Fakat şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarım kalmadı Erdem Bey. Yeni bir Kill My Angel My değil Erdem Bey. Ek Angel My'dı. Ek Angel My, pardon. Evet, ama şimdi Nida Angel My bölümümüze geçeceğiz Erdem Bey. Öyle mi? Nida da mı inceleyeceğiz Cenk Bey? İnceleyeceğiz Erdem Bey tabii. Siz özellikle bunu... Nida yani ümlen değil mi Cenk Bey? Evet Erdem Bey. Evet. Yani bir şekilde birilerine duygu ifade eden lakırdılar sarf etme silsilesi. Lakırdılar ama bir takım çığlıklar, bağırtkanlıklar veya çağırtkanlıklar da Nida sayılıyor Cenk Bey. Hıa! Diye bağırdığınız zaman bu bir hıa nidası. Evet, ya da ibrabum vardır Erdem Bey. İbrabum, bu da bir kabum, paslama, sınıf, patlama nidası. Evet, bir de vroam vardır Cenk Bey. Evet, o da hızlı gitme nidası. Ama bunu insanlar yapmıyor yani. Evet, peki çok insanların yaptığı. Bu arada Cenk Bey, ben de sevgili multi tanıtım atkımı donandım sizin. Erdem Bey, multi tanıtım manyağı bir insan oldunuz, çıktınız yani. Düzgün konuşalım. Ağız burun nahiyemizde kırılmalara, kırılganlıklara sebebiyet vermeyelim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Tamam oldu, sağ olun. Ne kadar seveceğim bir insanım değil mi? Sağ olun. Tebeşirlerimizi bitirmiş mi reji? Tebeşirlerimizi bitirmemiş Erdem Bey. Bravo. Efendim, Cenk Bey'in de az evvel bahsetmeyi... Aman 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 Cenk Bey, aman 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 aman
gerçekten. Nasıl taşımışım o ağırlığı Erdem Bey ya? Cebinde olunca taşıyor insan ama elini alınca bir türlü olmayacak. Demek ki o yüzden cep yapıyorlar pantolonlara, her buldukları yerlere. Her haldo. Cenk Bey, nedir bu sevgili nidamız? İsterseniz onu hep birlikte görelim, yazın da tahtaya, ne dersiniz? Ben mi yazıyorum Erdem Bey? Tabii ki siz yazacaksınız. Her şeyi ben mi yazacağım? Tembel bir insansınız Erdem Bey. Hop. Hop. Evet. Hop hop hop. Evet. Ya da şöyle de diyebiliriz Erdem Bey, eğer yazıyorsak ve sıkıldıysak hop küp. Hop küp. Hop küpünü aldınız yani. Evet. Hop hop hop. Cenk Bey, bunu bir sevgili... Bunu önce incelememiz gerekiyor mu Cenk Bey, bu nidamı? Bunun ikinci kökünün nesini inceleyeceğiz Erdem Bey? Üç ayrı nidamı yoksa hepsi... Tek birleşiyor yani, çoğaldıkça Erdem Bey daha çok yani bir panik seziliyor insanda. Anlıyorum. Hop 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 hop. Evet. Bir endişe nidası diyebiliriz, evet, o zaman. Diyebiliriz. O halde bunu isterseniz siz bir cümle içerisinde kullanın da biz de o sırada havamızı falan... Arkadaşlarınızla eğlenceye gidin Erdem Bey. Evet sevgili izleyiciler, bakalım hop 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 adlı nidamızı Cenk Bey doğru düzgün bir cümle içerisinde kullanabilecek mi? Zira biliyorsunuz kendisi doğru düzgün bir cümle kuramadığı gibi cümle kuramamakla kalmayıp hiçbir şeyi cümle içerisinde şimdiye kadar kullanmamış. Hepsini dışarıda bir yerlerde öyle sarf etmiş. Sağ olun, ben paragraflarda kullanıyorum Erdem Bey. Bakın cümlemi kurdum. Üstelik baştan da yazmadım. Hop 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 my friend. Yeah. Gerçekten harika bir cümlede kullandım. Teşekkür ederim. Ve cümlenin Türkçe olmamasına da özen gösterdim. Bunu bizzat bir otoparkçıdan duydum Erdem Bey. Evet, nerede duydunuz Cenk Bey bunu? Otoparkta Erdem Bey. Yani hayır, Türkiye'deki bir otopark. Türkiye'mizdeki güzeli bir otoparkımızda kendisi. Hop 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 my friend. Yeah. Yeah. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olsun, nasılsınız? Peki kimsiniz? Teşekkür ederiz. Zira monitörümüz o kadar ufak ki sizin kim olduğunuzu görebilmemiz için sizin aradığınız yere, hatta evinize gelmemiz gerekiyor. Normalde monitörümüz büyük olduğu zaman... Sonunda bağlanabildim vallahi. Küçüklüğümden beri uğraşıyorum. Küçüklüğünüzden beri? Yaklaşık 9-10 yaşlarındaydım. Siz başka bir kanaldaydınız. Evet, şimdi kaç yaşındasınız efendim? 26 mı? Hayır, 17. 17 yaşındasınız. O halde yeterince uğraşmamışsınız. İyi akşamlar hanımefendi. Erdem Bey hunharlıkta birincisiniz. Yapmayın Allah aşkına. Küçükken çok ağlardım valla. Peki ama o yaşlarda da biz ağlatırdık yani, değil mi Cenk Bey? Evet. Hala daha küçükleri pek ağlatırız yani. Hala. Cenk Bey hatta o yaştaki hiç dayanamaz. Yani küçük bir çocuk gördüm hemen pensesini çıkarır ve o küçük zavallı çocuğun serçe parmağını sıkar. Pense. İnsan dayanıyor. O kadar şerenler ve şikirler ki Erdem Bey, ya da şirinler ve şekerler ki. Evet, insan ağlatmadan duramıyor yani. Biraz daha büyük olanları da inletiyorum Erdem Bey. Oo falan şeklinde. Telefonun mesajlar geliyor yalnız, bana selam yok mu diye. Ne geliyor efendim? Bana selam yok mu diye mesajlar geliyor. Telefonunuza mı? Evet. Kimden geliyor efendim? Reji'den. Arkadaşlarımdan. Peren buradan selam söylüyor bana. Tıhay'a selam söylüyor. Bir saniye. İşte Erdem Bey'i kızdıran lafları ettiğiniz anda. Programımızı başkalarına selam söylemek için kullanamazsınız. Tamam, selam söyleyeceğiniz arkadaşınıza mesajına reply edin, cevap yazın ya da evet, oturun. Paranıza kıyın, telefon edin, öyle selam verin, evet, ya da evine gidin. Ya da evet, selam yazıp 555'e gönderirseniz çok, çok size ne kadar selamınız oldu gelecektir. Ve bu selamlarla da hediye kazanıyorsunuz hanımefendi. Bravo, öyle mi? Cenk, ben şey istiyorum yalnız. Evet. Volume kontrol cihazı istiyorum. Volume kontrol cihazı. Ona nasıl ulaşabilirim bilmiyorum. Volume kontrol cihazı ne demek hanımefendi? Hani Cenk Bey'in üzerine koymuştunuz, böyle kıstığı zaman Cenk Bey konuşamıyordu. Ha, geçen haftaki cihazımız. Ha, ondan istiyorum. Sonra o cihazımızı Cenk Bey kullana volümünü ayarlamayı nihayet öğrendiği için artık o cihazı kullanmıyoruz hanımefendi. Gerek yani kalmadı çünkü. Ama annem öğrenemedi bir türlü. Benim ihtiyacım var. Ha, siz istiyorsunuz, anneniz için evet, istiyorsunuz. Hmm. Tamam, hemen satalım. Çok lazım lütfen. $4,500 hanımefendi o cihaz. Aman alayım da ne olursa olsun. Tamam. Hesap numaramızı rejiden alın efendim. Şimdi telefonunuzu kapattığınızda... Ya da gerek yok. Reji adresimizi bir yazabilir miyiz ekrana, zira bize aynı zamanda hediye gönder. Bir de ben uzaya gidecektim. Güle güle hanımefendi. Tamam. Sizi tutmayalım. Neyse, kaçta gideceksiniz? Uzay mekiğine yer yazıyordunuz. O zamanlarda da aradım ama ulaşamadım. Sanırım uzay mekiği efendim, uzay mekiğine hemen yazalım. Bakın. Minyatür uzay mekiği yazım evet, cihazı. Gerçekten. Cam kenarı olsun lütfen. Cam kenarı o. Hem hanımefendi yalnız cam kenarı biraz pahalı. Evet. Kusura bakmayın, cam kenarına ekstra ücret alıyoruz. Ama yanında can havli veriyoruz Erdem Bey. Bayan yanı olsun o zaman. Efendim? Bayan yanı olsun. Efendim bayarlar içinizi, öyle yapmayın. Bütün yolculuk çekilmez, uzundur. İsminizi Alaplük mü yüzdü? İsminiz neydi efendim? Gülis Portakaloğlu. Soyadıma gülebilirsiniz. Gülis. Gülis. Portakaloğlu. Portakaloğlu'nu kısaltabilir miyiz? Siz bilirsiniz,
sizin takdirinize kalmış. Cenk Bey, Portakaloğlu'nu Portakalo olarak kısaltalım. Son L'sunu yazmıyorum. Ama sonra binerken bir sorun yazdım, çıkarsa. Sondan U'yu kestim Erdem Bey. Portakaloğlu. Binerken bir sorun çıkarsa. Efendim? Binerken bir sorun çıkar mı? Mekiğe binerken mi? Evet. Bir sorun çıkmaz. Basamaklara dikkat ederseniz bir şey olmaz. Dikkat edin, otomatik kapı çarpar marpar. Allah muhafaza hanımefendi. Allah korusun. Zira basamakta durmayın diye her yerine yazdık mekiğimizin herhalde. Evet. Bu uyarılarımıza uyarsınız. Evet. Bir de ben teşekkür etmek istiyorum. Üniversite sınavı için çok yararlı oluyorsunuz. Hiç bilmeyin efendim. Bugün hatta sevgili tıp öğrencilerine yararlı olmayı düşünüyoruz. Tıp öğrencileri yani, ve tıbbiyeye girmek isteyen tıp adaylarına ya da doktor adayları diyelim. Tıp mıydı Cenk Bey'in adı? Bir de annemle biz iddia girdik de annem Cenk Bey'in doktor olduğunu iddia ediyor, öyle mi acaba gerçekten? Tabii ki. Hatta eğer inanmıyorsanız Erdem Bey'i ameliyat edebilirim, bakın. Hem de kendisi baş psikopat. Bir hastanede baş psikopat olarak çalışıyor. Bravo Cenk Bey. Ve ameliyatlarıma şöyle giriyorum. Erdem Bey'in mühendis olduğunu söylüyor ama. Efendim? Pardon? Erdem Bey'in de mühendis olduğunu söylüyor. Hayır, seyisim efendim ben. Erdem Bey'i Dallas'tan hatırlarsınız efendim. Seyis Rey oradaki. Hayır Cenk Bey, Kaşağı'dan hatırlarsınız efendim. Ömer Seyfettin'in ünlü romanı Kaşağı'da dada ruh olarak seyislik yapıyordum. Sonra Avrupa'dan aldığınız teklifle Dallas'a geçtiniz değil mi Erdem Bey? Evet Cenk Bey, seyislikte. Atlantis'ten gelen adamda da mı siz oynuyordunuz Erdem? Hani şıpır şıpır her tarafınızdan su damlıyordu. Atlantis'ten gelen adamda havuzu ben canlandırıyordum Cenk Bey. Güzel bir canlandırma Erdem Bey. Atlantis'ten gelen adamı oynayan sevgili Patrick Duffy havuza girip havuzda gazete okuyordu ve gazete ıslanmıyordu Cenk Bey. İğrenç bir film. Sağ olun, çünkü gazeteyi ben canlandırıyordum Erdem Bey. Evet, o yüzden hala ıslanmıyorsunuz Cenk Bey. Ve ben ıslanmam. Bakayım, aa, çok güzel bir başlığınız var bugün Cenk Bey. Teşekkür ederim. Daha yeni yağmurdan geldim Erdem Bey. Bravo. Sağ olun. Efendim, iyi akşamlar. Görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar. Adresimizi görüyorsunuz efendim. Bu arada ekranda. Bu 4500 doları bu adrese güzel tabii derin hemen. Ceylan derisinden bir cüzdana koyarak faxlayın. Pardon, gönderin. Hemen. Bu arada bu adresimiz biraz daha dursun. Zira şu an evinde bizlere hediye göndermek için çıldıran izleyicilerimiz olduğunu biliyoruz. Bize güzel hediyeler gönderebilirsiniz. Para olabilir. Parada parada hafif neydi o? Parada hafif mermerde ağır mıydı? Neydi Erdem? Saçma sapan sözleri bilmem ben. Anladım. Ama şöyle diyebiliriz isterseniz. Ne bileyim, buraya bazen hani aç geliyoruz. Böyle güzel pastalar, kekler gönderebilirsiniz. Şu masanın üzerine daha böyle güzel ıvır zıvır gönderebilirsiniz. Yani ne bileyim, değil mi Cenk Bey? Tabii yani evlerinde bu ne ya, bu ne bu pislik, atın şunu diyeceğiniz şeyleri bize göndersinler değil mi Erdem? O sizin dediğiniz şeyler kullanılmış süngerler Cenk Bey. Onları denizlere atıyoruz. Süngerlere bir hayat şansı daha vermek için. Biliyorum. Bravo Erdem Bey. Efendim teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Akşamlar Cenk Bey, Erdem Bey. Bay bay. İyi akşamlar, bay bay. Erdem Bey, bakın size bir numara yapacağım şimdi. Cenk Bey, şöyle... Kameramanımız biraz şöyle gelir misin bak şimdi. Kulaklığından vuracağım ona. Bu arada herkese söyleyelim, rejiye de söyleyelim. Kameraman arkadaşımız Engin Bey'e son bir defa iyi akşamlar desinler. Ve sizin numaranıza başlayın Cenk Bey, bakalım neymiş. Zıttım, pardon. Başka bir kameraman getirin. Bravo Cenk Bey, çok güzel konuştunuz. Sağ olun. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Programımızın bu en hakiki köşesinde yine sizlerle birlikteyiz. Yine ilim ve irfan dolu değil mi? Ona göre geleyim ya da gideyim. İlim irfan var, az bir şey yani. Çok doldurmadık bu sefer Cenk Bey. Biraz boş bıraktık. Bir dudak payı bırakın. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünkü bu programımızın Hayvan Erbabı adlı bölümünde çok hayvan erbabı bir hayvan dostumuz. Hayvan dostu var. Kişiliğime yapılan saldırılar. Doğru değil Erdem Bey. Zira... Ben hayvan dostu demek istedim. Özür dilerim. Anladım, teşekkür ederim. Zira şunu hatırlatayım. Hayvan gördüm mü tanırım. Erbabiyimdir Erdem Bey. Bravo. Çok sağ güzel tanımınız. Cenk Bey, biraz önce biz sizi tanıyalım isterseniz. Biraz önce biz sizi tanıyalım isterseniz. Biraz önce biz sizi tanıyalım. O virgülü unuttum. Özür dilerim. Virgül. Teşekkür ederim. Genelde hayvanlarla uğraşıyorum Erdem Bey. Etrafta kediler falan var. Onların kuyruklarına teneke bağlıyorum. Ondan falan sonra oklar atıyoruz. Öyle bütün gün haydalık. Ok kedilere mi atıyorsunuz Cenk Bey? Evet. Yani hunhar bir mahalle sakini hunhar diyebiliriz. Hunhar bir araştırma olarak yapıyoruz Erdem Bey bunlar. Hunhar araştırmalar. Evet, hunhar araştırmalar bünyesinde. Bunun dışında bir takım vahşi hayvanlara dizayn, desen yapıyoruz. Bu zebraların desenlerini falan ben yaptım Erdem Bey. Bu aslanlara saçınızı uzatın diyen de ben. O tavsiyeyi siz verdiniz. Gerçekten bence çok güzel olmuş. Zira bu söylemleriniz sayesinde yeni bir müzik türü doğdu Cenk Bey. Aslan gelelerinden kaynaklanan değil mi? Nedir Erdem Bey? Bilmiyorum Cenk Bey. Siz söylemiştiniz bana.
Allah Allah. Neyse, bu hayvan erbabı bölümünde benim size bir takım sorularım olacak. Zira İlginç. Sizin hayvanların gerçekten erbabı olup olmadığınızı sınayacağım burada sevgili izleyicilerimizin gözleri önünde. Biliyorsunuz kuşlar. Ne? Bilmiyor musunuz? İlk defa duyuyorum. Ne biçim hayvan erbabı? Uçan olanlar mı? Ha, onlara ha. Kuş diyoruz Cenk Bey. Evet. Bu kuşlar uçmayı öğrenirken sevgili anneleri çok sevdikleri yuvalarındaki sevgili kuşlarına, yavrularına uçmayı öğretirler. Bir dağın tepesine çıkarlar ve kendini bırakmasını, evet, kanatlarını çırpmasını falan. Evet, o şeydir. Ben gözlemlemiştik kamerayla arkadaşlarımızla. Uçma zamanı gelince anne kartal şöyle bakıyor yavrusuna. Kartal mı sadece Cenk Bey? Biz kartal görmüştük Erdem Bey. Ondan onu söylüyorum. Böyle hemen onu tutar böyle. Hadi yavrum uç özgürlüğüne falan diye böyle bırakır. Hayvan böyle aa falan diye bakarken aşağı düşerken bir anda kanatları çıkmak aklına gelir. Annesi de der ki daha önce niye aklına gelmedi bre evlat der. Böyle aralarında güzel bir konuşma olur Erdem Bey. Konuşma olur. Hatta bazı annelerin çocuklarına daha kötü şartlarda uçmayı öğretebilmek için kanatlarının bir kısmını kestikleri de görülüyor demiştiniz. Evet, sırtlarına kaya koydukları da oluyor Erdem Bey. Çok ilginç şey, hayvanlar var gerçekten. Benim sormak istediğim şey şu Cenk Bey, bu kuşlar bu şekilde öğreniyor uçmayı. Evet. Peki balıklara da yüzmeyi yine annelerim öğretiyor. Yani yüksek bir yere çıkıyorlar ve oradan suya atlamalarını falan böyle. Yani evet. Bu ne saçma bir hayvanlar alemi böyle, Allah kahretmesin. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir soru Erdem Bey. Rica ederim. Balık beyninizden böyle bir soru çıkması gerçekten güzel bir olmuş. Beynime saldırılarda bulunmayın. Teşekkür ederim. Biraz dediğiniz gibi oluyor. Zira balıklar doğuyorlar ki doğmamış balıklara biz havyar adını veriyoruz biliyorsunuz. Evet, doğru anlıyorum. Bu bağlamda balıklar evlatlarını satarlar Erdem Bey. Havyarcılara satarlar. Biraz hunhardırlar. Geri kalan evlatlarına... Para karşılığında mı satıyorlar Cenk Bey? Yoksa yem karşılığında yosun falan. Karşılığında satıyorlar Erdem Bey. Ne yapıyorsun Cenk Bey? Büyük bir akvaryum karşılığında da satabilirler ama hatırlamıyorlar sonra Erdem Bey. Çünkü 10 saniye sonra unutmuş oluyorlar. Daha sonra Erdem Bey bu doğan yavrularına sevgili balıklar hadi yavrum yüz falan şeklinde yavrularına gerçekten bir takım emirler veriyorlar. Yüzmeyi öğretiyorlar ve hep birlikte suyun üzerine çıkarak kulaçlarını şöyle atmayı öğretiyorlar Erdem Bey. Daha sonra tekrar dipten yüzmeye devam ediyorlar. Anlıyorum. Bir de balıklara balıklama dalmayı da öğretiyorlarmış. Bu da sizin... Onu öğretmiyorlar zaten adı üzerinde Erdem Bey. Onlar doğuştan onu biliyorlar. Öyle mi? Evet. Anlıyorum. Demek ki onlar balıklama dalabilmek için önce karaya çıkmak zorunda. Peki bazı balıkların yüzmeyi öğrenemedikleri... Bazıyla ben iş yapmam. Hangi balıklar? Ya isim bilmiyorum. Verin. Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Şimdi isim vermek gibi olmasın. Bizi izleyen balıklar var diyorsunuz. Bizi izleyen balıklara cevap hakkı doğmasın. Bu balıklar yüzmeyi öğrenirken kulaçları, sevgili yüzgeçleri çok yorulduğu zaman karaya çıkıp yani havuz veya işte akvaryum neyse onun kenarına şöyle dayadıkları... şeklinde yüzmeyi yeni öğrendikleri için böyle nefes attıkları söyleniyor. Bunu özellikle yunuslar ve balinalar çok yapıyor ama onlar havuzda yüzemedikleri için, denizlerde yüzebildik büyük oldukları için havuzlara sığmıyorlar Erdem Bey. Anlıyorum. Havuzlardan sığmıyorlar yani o derece. Havuzlardan büyükler. Taşıyorlar Erdem Bey. Bunlar gidip arkadaşlar böyle 30-40 tane balina gidip bir plajda güneşleniyorlar Erdem Bey. Biliyorum sürekli de kitap okuyorlar. Güneşin altında bir şemsiye böyle şezlong falan. Evet fakat balıklar kadar kafası çalışmayan insanoğlu onların intihar ettiğini falan zannediyor. Kim gidip bir plajda intihar etsin Erdem Bey? İntihar edecekse odasına kapanır. Bir ya da şey köprüden yapar, atlar falan fişmekan değil mi? Efendim iyi akşamlar. iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba ben Murat. Murat. Evet. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Efendim sizin hayvanlarla aranız nasıl ya da bir hayvan dostunuz var mı? Yok hayır benim hayvan dostum yok. Bir hayvan beslemiyorum. Ben size şeyle ilgili aramıştım. YG. YG 1418 adlı telefon değil mi? Gerçekten. Neyle ilgili aramıştınız efendim? Şimdi programımızın sonunda hep çaldığınız bir şarkı var. Metallica'nın O Ne isimli. Öyle mi? Hep çalıyorsun. Cenk Bey ben program sonuna kalmıyorum özür dilerim. Evet, hep işi çıkıyor gidiyor kendisi. Ben de bu saatlerde yalnız kalıyorum evde. Vallahi insan korkuyor. Ama Cenk Bey size o kadar söylüyorum. Sizde anahtar var ben yatın diye. Ama yanlış olduğu için ben anlamıyorum o nereden. Ha, sanırım bizde anahtar var sen yatın demeliydin değil mi? Evet, ben de bazen ne dediniz diye beni arıyorum Erdem Bey ama çalmıyorum. Çalıyorsunuzdur da açmıyorsunuzdur Cenk Bey. Evet efendim niye aramıştınız? Yani bu siz izin aldınız mı bu acaba kendileriyle görüştünüz mü? Çünkü efendim önce şunu sorun onlar bizden izin aldı mı? Bu bizim bestemiz. Biz bunu 1982 yılında yaptık.
Üstelik belki de 1900 bile değildir yani, ben hatırlamıyorum. 1800 de olabilir. 1800 de olabilir, yanlış hatırlıyorum. Vallahi bilmiyorum. James benim çok yakın arkadaşımdır. Geçen gün aradı kendisi beni. Televizyonda kanalları gezerken rastlamış bu klibinde ve çok sinirlendiğini söyledi. Başka yapacak işi kalmamış. Türkiye'ye gelmiş, kanalları mı geziyormuş? Yok, hayır. Kendi James Türkiye'ye gelince başka nereyi gezebilir ki? Tabii ki kanalları geziyor. Anlıyorum. Tarihi güzellikler, doğasal güzellikler ve televizyonsal güzellikler. Tarihi kanallarımızı gezmiş sanıyorum. Evet, Bizanslılardan kalma bazı kanallar var. Onları da gezmiş mi? Onlar şeyde, Bentler'de Cenk Bey, Belgrad ormanlarının hemen arkasında. Efendim, yani öyle bir durum yok. O bizim şarkımız, işte o kadar beyefendi. Ayrıca burada James Hetfield'ı koruma amaçlı bir takım aramalar yapamazsınız. Ve James Hetfield'da cevap hakkı doğurduğunuz için yeni doğmuş olan bu cevap hakkınıza Allah bağışlasın demek istiyoruz efendim. Peki. O zaman ben size başka bir şey sormak istiyorum. Tamam bakalım. Siz bunca uzun süreden, yani uzun yıllardan beri berabersiniz. Acaba hiç kavga ettiğiniz falan olmadı mı? Tabii oldu. Her gün kavga ediyoruz. Cenk Bey'in suratı nasıl bu hale geldi sanıyorsunuz? Tabii. Peki kim dövüyor yani genelde? Genelde Erdem Bey dövüyor. Genelde. Sağ olun. Çünkü Cenk bana dedi ki, Cenk 10 yıl ben döveyim, 10 yıl sen döv dedi. Şu an hala sıra onda. Sağ olun Cenk Bey. Sizi buna nasıl ikna ettiğimi zaten bir türlü anlamıyorum. Zira 9,5 yıl geçsin de son 6 ayda ben size yapacağım biliyorum Cenk Bey. Bir daha bana dayak atacak haliniz kalmayacak. Teşekkür ama ederim, artık sağ olun. Artık anlaşma anlaşmadır biliyorsunuz. Uymamız lazım Erdem Bey. Peki, evet. O zaman benim son bir isteğim olacak. Burada kardeşim var yanımda. Kendisi sizden Pisicik şarkısını dinlemek istiyor. Burada ölümle pençeleşiyor kendisi. Son bir arzusu olarak... Niye efendim, ne yapıyorsunuz, kendisini yere yatırdınız, üzerine ayaklarınızı mı uzatıyorsunuz rahat rahat televizyon seyretmek için? Sehpa modunda kullanıyor kendisini Erdem Bey. Ama öyle ölmez efendim kardeşler, öyle bir şey olmaz, merak etmeyin, biraz beli ağrır sadece. Evet, o da geçer sonra. O yüzden bu son isteği falan değildir, bizi evet kandırmaya çalışmıyor. Ama en güzeli evde kardeşleri kredi direği olarak kullanmaktır. Kendilerine güzel direkten dönen şutlar çekilebiliyor Erdem Bey, ben denedim. Cenk Bey, siz küçükken kardeşinize çok umar bir şey yapıyormuşsunuz, onu burada sevgili Murat Bey'e ve diğer izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Neymiş bir söyleyeyim şu, mi? Şey, pervaza atılma hikayesi. Pervaza asma hikayesi. Asma Erdem hikayesi, bir de özür dilerim. Efendim, Cenk Bey küçükken kardeşini pervaza kaldırıp asıyor ve orada bırakıyordu. Ben de şahidim. Evet, ben daha de... sonra da ben koşup koşup raketle vuruyordum kendisine. Cenk Bey'e tabii. Peki, yani söylemeyeceksiniz o zaman. Neyi söylemeyeceğiz? Biz o kısmı unutmuşuz herhalde. Pisicik ya. Geçen hafta da söz vermiştik bir izleyicimize ve o zaman da söylememiştik. O zaman şimdi de söz veriyoruz ve yine söylemeyeceğiz efendim. Demek ki biz buna adet edinmişiz yani, onu anladık. Demek biz ki hep böyle yapıyoruz. Madem adet böyle, yine böyle yapalım efendim. Adetler biliyorsunuz bozulmaması gereken şeylerdir. İyi akşamlar. Gelenek, görenek, örf ve anneanne değil mi? Örfler, anneannelerimiz ve babaannelerimiz. Evet. Cenk Bey, bu hayvan erbabı olmak gerçekten zor bir şey. Hayvan erbabı olduğunuzu ne zaman anladınız? Bir gün bir şimşir çaktı kafanızda ve evet ben hayvan erbabıyım dediniz. Evet diye. Ve yolda yürürken her hayvanı gördüm. Aa, kedi, köpek, kedi, bak yine köpek falan diye. Hepsini biliyordunuz değil mi? Baktım, hepsini anlıyorum Erdem Bey. Bu bağlamda dedim ki ben bu mesleği icra etmeliyim dedim Erdem Bey. Evet, bravo. Gerçekten çok ileri zekalı bir insansınız. Bu kurbağalara kurbiş, kısaca kurbiş dememizi sağlayan da sizsiniz değil mi? Benim Erdem Bey, buyurun. Yok, bir şey demeyecektim. Sadece bunu söylemek için şey yaptım Cenk Bey. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Bunu saymıyorum. Yine beklerim Cenk Bey. İyi günler diliyorum Erdem Bey. Teşekkür ediyorum. Klip dinleyeceğiz mi? Telefon mu? Bizi mi aramışlar bu saatte? Allah Allah, kim olabilir acaba? Bilmiyorum, benim ellerim bulaşıklı, sen bak. Kötü bir şey mi oldu acaba? Ay, merak ederim, sen baksan. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Ayşe. Merhaba Ayşe, sizi dinliyoruz efendim, buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi gördüğümüz için çok memnunuz ekranlarda. Sağolunuz efendim. Biz de sizi ekranlarda gördüğümüz için çok memnunuz. Sesiniz yalnız bir saniye, televizyonu kısayım ben. Hı-hı. Evet, televizyonu kısın ki sesimizi hiç duymayın hanımefendi. Evet, efendim buyurun, nelerden bahsetmek istersiniz bize? Mesela şeftalilerin üzerindeki tüylerin tıpkı kadife pantolon yapımında kullanılmasının ne kadar iyi olabileceğini falan mı anlatacaktınız? Yani o konuda da Cenk Bey bir yani soru soracağım. Yani Erdem Bey, kısaca maruzatınız var mı diye sormaya çalıştı. Sağ olun Cenk Bey. Valla sizin karşınızda yani ne soracağımı şaşırdım. Her konudan sorabilirsiniz. Çok bilgilisiniz. Tıp, yani her konuda, evet her konuda sorabilirim. Zaten... Cenk Bey, Profesör Cenk Neş diye bahsiniz geçiyor evimizde. Zatül Cenk efendim kendisi. Tübet Zatül Cenk. O şiir yazarken, hayır, kullandığım isimlerden benim. Özür dilerim. Sokuyor insanı. Aa, açık ettim, özür dilerim ben Cenk Bey. Ben matematik profesörü. Matematik değil efendim. O bilimin gerçek ve kısa adını söyleyelim. Mıt mıt.
Değil mi Cenk Bey? Siz bana öyle söylemiştiniz. Ben onun yalancısıyım, kusura bakmayın. Doğrudur, doğrudur. Mıt mıt. Doğrudur. Hı-hı. Sağ olun. Evet efendim, matematikle ilgili bir sorunuz mu vardı? Yani rikkatiniz mi dağıldı, rikkati denklemiyle ilgili? Hanımefendi lütfen kosinüs. Bravo Cenk Bey. Arkadaşlar lütfen kosinüs dediğimiz zaman biz sevgili üniversitemizde herkes susar. Niyeyse. Bilmeyecek mi? Evet, keşke Hubabro filan da deseymişsin, ne yaptıklarını görürdük Erdem Bey. Haklısınız. Keşke arkadaşlar lütfen türev deseydik, bakalım ne yapacaklar diyecek Cenk Bey. Buyurun efendim. Ben aslında birkaç haftadır arıyorum. Hı hı. Sizinle yolculuğa çıkmak için. Uzay yolculuğuna mı? Evet. Herhalde bir yolcu listeniz var. Evet, yolcu listem var. Hemen sizi de yazalım. İsminiz neydi hanımefendi? Ayşe Şen. Ayşin? Şen. Ayşin Şen. Ayşe Şen. Ayşe Şen. Evet. İsminiz Ay, soyadınız Şeşen mi efendim? Zira Şeşen soyadlı pek çok tanıdığımız sima var biliyorsunuz. İsim ve soyadları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Siz nasıl, tamam, uygun oldu görürseniz. Yani çok teşekkür ederiz efendim bu izni bize verdiğiniz için. Daha güzelleştiriyorsunuz. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ben hanımefendinin adında küçük bir değişiklik yaptım. Ay Şeşen daha iyi değil mi efendim? Beğendiniz o mi? O ilk baştaki Ay şaşırma nidası olan Ay Merdem Bey. Ay Şeşen. Hem öyle hem de uzay yolculuğunda daha uygun olur herhalde. Bravo, bravo tabii evet. ki. Yer var mı Cenk Bey gemimizde? Zira gemimiz bu değil hanımefendi. Şimdi geminizde... Bu maketi. Yani cep telefonu dükkanlarında oluyor ya maketler. Evet, boyut zamanında... Ama bu gerçek boyutlardaki bir maketi değil mi Cenk Bey? Hı-hı. Evet. Ay! Yolculukta siz de bulunacaksınız herhalde değil mi? Bulunacağız tabii ki efendim. Bulunacağız hem de kokpit bir yerde bulunacağız efendim. Evet, aracın kokpitinde bulunacağız ama çok pit kokuyor. Ne yapacağız bilmiyorum Erdem. Olsun Cenk Bey, önemli değil. Hallederiz, merak etmeyin. Fıs fıs getiririz. Efendim, güzel konusunda ilerleyen programımızın ilerleyen günlerinde bilgi verecek misiniz? Ne tabii konusunda? Ki gelişmeler pardon, konusunda. Gelişmeler. Tabii bileks efendim. Çalışmalarımız son hızla sürüyor. Zira biliyorsunuz bir deneme fırlatması yaptık. Cenk Bey'in evinin balkonundan deneme fırlatması yaptık. Gayet başarılıydı. Tam istediğimiz gibi düştü ve istediğimiz yere düştü. Ben daha sonra tam acaba istediğimiz yere gidebileceğiz mi şeklinde bir de nokta atışı denedim. Yine balkondan, bu sefer aşağıdan geçen bir arkadaşın kafasına attım. Dunk diye direkt kafayı vurdu benden. Bravo, bravo Cenk Bey. Dolayısıyla bayağı bir tecrübe maket kazandık bu konuda. Maket herhalde değil mi? Efendim? Maket miydi? Arkadaş mı? Yok, gerçek insandı. Normal oradan geçen bir insandı ve şen sesiyle öt dedi. Cenk Bey gark deyince peyniri o arkadaş yedi hanımefendi. Allah Allah. Peki dünyaya ne zaman geleceğiz? Dünyaya ne zaman dünyaya geleceğiz? Dünyaya yıllar önce geldik. Biz mesela 30 yıl falan oluyor biz dünyaya geleceğiz. Siz ne zaman geldiniz? Uzaydan ne zaman geleceğiz? Yani dünyaya bir daha ne zaman gelirsek kavramını bu sayede evet yok edeceğiz. Sevgili mekiğimiz sayesinde artık dünyaya bir daha gelseydim gibi bir sorun olmayacak. Çünkü gidip dünyaya gidip bir daha geleceğiz. Sürekli gideceğiz. Evet efendim. Dünyayı affedersiniz su yolu yapacağız ve gidip geleceğiz sürekli. Çok teşekkür ediyoruz Ay Hanım. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Umarım görüşürüz. Çünkü devamlı arıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Eyvallah. Cenk Bey, umarım görüşürüz. Çünkü devamlı arıyorum dediğine göre sevgili Ay Şeşen Hanım da rejimize güzel bir serzenişte bulundu diye yorumluyorum ben bu konuyu. Evet, ne dersiniz? Hazır bölümümüz de bitmişken bir klip çalacakken yani rejimizi şöyle güzelce dövelim. Yani şöyle içeri girer girmez alnımızın ortasıyla şöyle gündük diye. Tamam Cenk Bey, buyurun. Efendim gördüğünüz gibi Cenk Bey Lalettan kendi havasında dans ediyor burada. Çünkü Atalay dans adını verdim bu dansı Erdem Bey. Kulağında kulaklık oldu. Walkman kulaklığı olduğunu zannediyor kendisi. Şu an öyle bir havaya girmiş durumda. Cenk Bey müziğin ritmine kendinizi iyice kaptırır mısınız? Evet. Kaptırdınız. Kimmiş Cenk Bey? Meğer çalmıyormuş değil mi? Çok paranoyak bir insansınız. Evet, meğer sen ben deliymişim Erdem Bey. Manyaksınız hafif canım. Müziğin ritmine kendinizi biraz daha kaptırır mısınız Cenk Bey dinlerken? Gerçekten çok ilginç bir insansınız. Sevgili izleyicilerimiz, sizin de eğer Walkman'ınız falan yoksa ya da o gün yanınıza almadıysanız veya pili bittiyse, kasetinizi bulamadıysanız falan da fiş mekanda değil mi? Böyle müziği beyninizde duyarak kendinizi iyice kaptırabilirsiniz. Yani illa müzik dinlemek için yanınızda Walkman veya benzeri olmamasına gerek yok sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Cenk Bey bugün The Calamay and the Incalamay adlı bölümümüzü sizlere karizmatik kimliği ve kişiliğiyle bir kez daha söyleyecek benim seslendirmem adı altında. Buyurun Cenk Bey. Hı? Özür dilerim. Müziğinizi kapatır mısınız? Biraz, tabii, biraz kısayım Erdem çok Bey. Çok ses geliyor. Tamam, biraz kıstım. Ne demiştiniz? The Calamay and the Incalamay Cenk Bey.
O halde bir saniye Erdem ve karizmamı takınacağım. Evet. Karizmanızı takınmanız çok Rocky biçiminde oluyor Cenk Bey. Gerçekten Erdem Bey. İnanılmazsınız. Erdem Bey, bana bakın düzgün seslendirecekseniz seslendirin yoksa filminizde oynamıyorum. Tamam Cenk Bey, pardon. The Calamari and the Tamam be. Cenk Bey, yani siz olaya devam ettikçe benim de seslendirme damarım kabardı. Sağ olun, ben yoruldum, biraz dinleneyim Erdem Bey. Bu performans insanı çok yoruyor. Siz biraz dinlenirken ben de izleyenlerimize güzel bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz genelde futbolcular ayaklarında şöyle dizlerinde pat 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 futbol topunu çok güzel sektirirler ve bununla da övünürler sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Ama Erdem Bey yıllarca çalışıyorlar öyle yapabilmek için. Zavalliler. Bravo Cenk Bey, güzel bir söylemde ve eylemde bulundunuz. Susun. Fakat tenisçiler onlardan aşağı kalmamalı sevgili izleyiciler. Raketlerini dizlerinde sektirebilmeliler ki bu da yıllarca eğitim görülmesi, çalışılması gereken bir konu. Bendeniz bu işe oldukça uzun süre kafa patlattım, idmanlar yaptım ve şu an her iki dizimde de rahatlıkla raketi sektirebiliyorum sevgili izleyiciler. Şu an sadece gördüğünüz gibi tek dizimde sektiriyorum. Hemen şimdi... Kaça kadar sektirebiliyorsunuz Erdem Bey? Şimdiye kadar saymadım Cenk Bey. Anlıyorum. Tabii buradan yola çıkarak şimdiye kadar sektirdim. Telefon santrali dostlarımızın da bu şekilde telefonlarını çok iyi bir biçimde. Tabii ben telefon santrali memuriyesi olmadığım için iyi sektiremiyorum ama. Evet, ama onu bu biraz daha aşağı inebildiği için Cenk Bey şöyle ayağınızla omuz falan vurabilirsiniz. Bakın yani. Şöyle hop ayağımda durdurdum Erdem Bey. Evet, bakayım ben raketi de ayakla, gerçekten ayakla da oluyor sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi. Ama tenis kolay bir spormuş o zaman Erdem Bey. Omuz da atabiliyorum Cenk Bey, bakın. Bravo, bir orta kafalık atsanız Erdem Bey. Ah. Pardon, dınk sesi bana geldi. Erdem Bey, nerede kelimayı incelemay hani? Evet, yapmamışsınız Cenk Bey. Yapmamışım. Hala. Ben o kadar izleyicilerimizi oyaladım, siz bir kelimayı yazamadınız. Sevgili izleyiciler, bugün merak uyandı... Cenk Bey çok dengesiz insansın. Dikkat etseniz pizza kulesi biçimde. Evet gerçekten güzel bir gidim söz konusu. Bir gün beyninizi patlatacaksınız ama hadi hayırlısı bakalım Erdem Bey. Bugün Cenk Bey'in sürpriz bir kelimesi olduğunu düşünüyorum. Hiç sürpriz değil Erdem Bey. Şimdiye kadar bana hiç söylemedi. Benimle hiçbir zaman o gün kullanacağımız, inceleyeceğimiz kelimeyi paylaşmadı bu hunhar insan sevgili izleyiciler. bravo Cenk Bey. Gerçekten de çok danduk bir kelimeymiş. Zira az evvel kendisinden bahsettik. Zoom yeteneğini alalım kameramanlarımızın. Evet. Tenis. Ya da tenis de olabilir Cenk Bey. Zira öyle yazmışsınız şu an. T'ye ayrı bir değer, enise ayrı bir değer. T'de ayrı, enise ayrı zaman mı değil mi Erdem Bey? Aslında bu spor şöyle bir şey olsa garip olurdu değil mi? TMI's. Değil mi Cenk Bey? Evet. Sarsalan tahtamız var. Diyorsunuz. Neyse de böyle olmaz, öyle yanlış olmuş gibi olur. Hemen köklerine ve Douglas'larını ayıralım. Kökün Douglas'ı var mı Cenk Bey? Vardır herhalde Erdem Bey. Aleni Delon'u? Vardır bir şeysi. Jean-Paul Belmondo'su. Ömer'ine ve Şerif'ine hiç ayırmadık Cenk Bey biz şimdiye kadar bu sevgili kelime aylarımızı. Tamam Erdem Bey, Ömer'i ve Şerif'i var mıdır bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Cenk Bey. İsterseniz Robot Redford'unu ayıralım. Nat King Kong'unu ayırabilir miyiz Cenk Bey? Bugün doğanlara artist isimleri Robot Redford. Evet. Kelime Incelemay bölümümüze yeni bir tat kattınız Cenk Bey. Ne demiştiniz Erdem Bey? Nat King Kong. I'm Nat King Kong and you? I'm not too. İba. Evet, Nat King Kong. Biliyorsunuz çok ünlü siyahi cazcı kardeşimizdir. Sevgili Nat King Kong eskilerden. Eski büyük dev bir gorildi kendisi Erdem Bey, hatırlarız. Kadife bir sesi olduğunu, bu yüzden boğazının sürekli kaşındığını söylerler Cenk Bey.
Başka var mı Cenk Bey böyle? Mesela Mihail Douglas ve Julio Roberto ikilisi var. Julio Roberto ama şimdi onları yazmak uzun sürerdi. Evet, bugün haklısınız. Bu iki tanesi yetsin. Evet, bugün doğan ünlülere isimler. Robert Redford ve Nat King Kong. Bunları da söyledikten sonra şimdi tenis kelimemizin ekini, kökünü, Douglas'ını, şu Ömer'ini, Şerif'ini bulalım. Tamam işte ya, bu da Nice işte, bu da Douglas olsun Erdem Bey. Douglas'ı evet, gerçekten güzel. Douglas. Douglas. T harf, Nice, Douglas. Evet. Bu kelimemizin kökü yok fakat Douglas'ı var sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi. Evet. Üstelik bir de harften oluşuyor kendisi. Ne demek Cenk Bey tenis? Bunu alabilir miyiz sizden? Tenis sizin Erdem Bey dizinizde raket sektirdiğiniz zaman yaptığınız şeye verdiğiniz ad. Ad mı? Ad. Evet, hemen cümle içerisinde kullanmamı istiyor musunuz? Buyur Cenk Erdem Bey, bakalım kelimeyi anlamış mısınız mısınız mı? I bet yoursunuz Cenk Bey. Buyurun diye başladım Cenk Bey. Sağ olun, ben bir şey almayacağım. Şu ümlen. Erdem Bey, cümlenin ortalarına ümlen konur mu? Ama ümlen kelimesi var Cenk Bey, o yüzden. Buyurun. Cenk Bey lütfen elime mani olmayın. Buyurun, bu da gaz tenis. Evet. Burada... Tenisin gaz hali değil mi Erdem Bey? Her sabah sevgili... Her sabah. Her sabah. Tamam. Tamam o zaman. Her sabah yardımcınızın size söylediği bir laf bu Cenk Bey bildiğim kadarıyla. Evet. Buyurun, bu da gaz tenis. Tamam, güzel olmuş Erdem Bey. Oturun sıfır. Fakat güzel olmuş diyerekten beni üzdünüz Cenk Bey. Yani psikolojikman ezmeyeyim dedim ama sınıfta kaldığınızı da bildirmek istedim Erdem bu Bey. Bu kelimeyi, pardon, cümlemizi ögelerine ayırmamız mümkün mü Cenk Bey? Mümkün burada... değil Erdem Bey. Yani inanılmaz birleşik bir halde yazmışsınız. Öyle bir cümle ki ögelerine falan ayrılmaz. Yani mesela ben bunu burada beğenmedim. Bunu buradan kaldırın Erdem Bey, bu ünlemi. Gidin şuraya koyun. Evet. Olap bir de Cenk Bey. O da olur. Siz tamam. Bilirsiniz. Başka bir şey var mı? Öge bazında bir şey var mı Cenk Bey? Öge bazında buyurun özne herhalde cümlenin başında olduğundan kellerden Bey. Bunun da bir kurallı cümle olduğunu varsayarsak eğer. Evet, cümlelerin başındaki şeylere özne diyoruz değil mi Cenk Doğru Bey? Doğru Erdem Bey. Cümlelerin peki insanların sonuna... başındaki şeylere ne diyoruz Cenk Bey? Şarpka. Bravo, güzel konuştun. Sağ olun. Ağların üzerindeki şeylere de şapka derdik eskiden Erdem Bey. Fakat daha sonra kızdılar ve hayır, sadece kafamızdaki şeylere şapka dememiz lazım diyerekten bu şapkaları kaldırdılar sevgili izleyenler. Ama ben eskiden şemsiye derdim Cenk Bey, şapka değildi. Şemsiye mi? Hı-hı. Bakın mesela buyurun, bu ya gazeteniz oldu şimdi, böyle olmaz tabii. Şuradan şuraya nasıl oldu Erdem Bey? Buyurun bu ya gazeteniz. Çok iğrenç bir velet tonunuz var Erdem Bey. Sizin de öyle Cenk Bey. Demek ki oldu. Seslendirmelerde velet tonu böyle oluyor sevgili izleyiciler. Gördüğünüz her anın elinin üzerine şapka ya da şemsiye koyuyorsunuz. Bu ya falan şeklinde tokat istemi içerisinde olan bir velet sesi alıyoruz. Evet. Çak. Woo. Evet, gerçekten çok güzel bir Amerikan söylemi. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? İyi akşamlar, ben Cansel. Cansel Demir değil mi? Üstelik Eskişehir'den olmuyorsunuz sakın. Evet, nasıl bildiniz? Ekranda yazıyor musun sakın? Hayır efendim, hiç alakası bilem yoktur. Hanımefendi, size kısaca cancel diyebilir miyiz? Evet, genelde herkes öyle diyor. O zaman demeyelim. Ama ben bu geyiği size yakıştıramadım. Çünkü ben de yakıştıramadım. Yapıyorsunuz. Efendim? Hep daha kalitelerini yapıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Erdem Bey, burada ne öğrendiniz? Hiç kimsenin, hiçbir izleyicimizin ismiyle ilgili bir şey söylemeyin. Zira hemen böyle tepki alırsınız. Yok, ben ismiyle ilgili bir şey söylemedim ki Cenk. Neyle ilgili bir şey söylediniz? İçimden geldiği gibi konuştum. Anladım, hisli bir insansınız sağ yani. Sağ olun. Buyurun efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz yoksa tanıyamaz mıyız? Tabii tanıyabilirsiniz, neden olmasın. Buyurun efendim. Eskişehirliyim. Ankara'da okuyorum. O yüzden sizi sürekli izleyemiyorum. Yurtta kaldığım için. O hafta sonları çok acı geçiyor. Sesimizi duymadan, gülmeden falan. Sizi gidilersi. Öyle. Efendim? Ankara'da hangi bölümde okuyorsunuz efendim? Bilgisayar öğretmenliği. Bilgisayar öğretmenliği mi? Evet, öyle bir bölüm mü? Sürekli karşıma çıkıyoruz. Allah Allah. Böyle bir bölüm... Erdem Bey, hemen arkadaşımıza şöyle bir bitirme tezi falan soralım da... Bakalım ne olmuş, öğretebilecek mi? Yani ne tür bir bilgisayar öğretmenliği burada? Bilgisayarın dizüstü hard... bilgisayar öğretmenliği. O halde hemen soralım. Bu nedir ne hanımefendi? Bilgisayar öğrenmek istersiniz. Bu nedir? Sizin bilginizi... Yani anakart. Efendim? Oyun oynamak için atıyorlar, sallayarak oyun oynuyor. Evet, şu şekilde değil mi? Evet. Birbirimize atarak oynuyoruz. Cenk Bey, anakart oynamak ister misiniz? Sağ olun Erdem Bey, amin. Buyurun efendim, maruzatınız var mıydı? Hı? Evet, ben bir makine yapmanızı istiyorum. Bize ne hanımefendi, öğretmen olansınız, siz yapın makineyi öğretmiş. Ama bunun bilgisayarla alakası yok, öyle olsa zaten ben yaparım. Bu biraz duygusal bir makine.
makinenin duygusallığı olmaz. Herkes hanımefendi. Kendi makinesini kendisi yapsa öyle ülkemiz tertemiz olur hanımefendi. Yani. Neymiş efendim, ne işlevi olsun istiyorsunuz bu makinenin? Şimdi bir insana bir anın bir ömür olduğunu anlatabilen. Bir A bir harftir hanımefendi, ömür an, değildir. An, saniye an. Pardon, özür dilerim, bir anın deyince. Sonra ben bir de şiir okumak istiyorum. Şimdi mi hemen burada, yani bir kuplesi buple müziksiz falan mı? Evet, hemen kuplesi. Bunu bir arkadaşım yazdı, sizin programınızı aramak istedi, sürekli okuyamamış, çok güzel. Hanımefendi lütfen arkadaşlarınızın yazdığı şiirleri okumayın, kendiniz şiir yazın, öyle okuyun. Ama o kadar duygusal bir insan değilim ki, yazamıyorum. Ama şu var şimdi, eğer arkadaşının yazdığı şiir onda da böyle bir acayip hislenme paçalarından duygu akman şeklinde bir olgu gösterdiyse okuyabilir diye düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsanız öyledir Cenk Bey, ayıp ediyorsunuz. Aa, buyurun efendim, hemen alalım bir kuple. Tamam, başlıyorum. Buyurun. Baldandır eser. Tamam, bu kadar yeter zira. Cenk Bey. Ben hiç şiire dayanamam da hemen zırlarım. Çok zırlak bir insan, sağ ama olun. Ama şiirimi bitiremeyecek miyim? Tamam, peki buyurun, hadi başlayın. Tamam, başlayalım. Son müziği yapmamızı ister misiniz? Ben sessizce burada ağlarım hanımefendi. Tamam, başlıyorum. Buyurun. Baldandır entarisi. Çok cinstir, mavidir belirsin. Hollanda'da ne arasın? Bursa şeftalisi. Sevgili. Saçmalama, beni kırarım ağzınızı. Aa, gerçekten mi? Sağ olun. Teşekkür ederim Cenk Bey. Bu şiiri sizlerle paylaşma imkanı bana sundunuz. Rica ederiz efendim. Paylaştık ama dinlemedik yani. Öyle bir şey yani yanlış anlamayın. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Fakat makinenizle ilgili gerekli detayı, bilgiyi vermediğiniz için size makine falan yapmayacağız. Yani duygusal makine yapın dediniz, orada bıraktınız. Böyle bir makinenin ne işe yarayacağı, içinde neler olması gerektiği konusunda hiçbir bilgi vermediniz. Vereyim bilgi isterseniz. Buyurun verin. Şimdi bir insan var, onun bir anı, benim bir ömrüm. Ben onu anlatamıyorum. Allah Allah. Ama anlamıyorum. Bu çok saçma. Yani onun bir anı sizin bir ömrünüz olamaz hanımefendi. Bir an en kısa bir yaşam biçimidir. En kısa bir zaman birimidir, pardon. Ben de biraz saçmaladım, özür dilerim. Siz genelde saçmalıyorsunuz Erdem Bey. Yok, ilk defa saçmaladım. Gerçekten. O halde bunu kutlayalım. Erdem Bey ilk defa saçmaladı arkadaşlar. Bunu ıslatalım çünkü. Efendim, an biliyorsunuz en kısa zaman birimidir. Dolayısıyla onun bir anı sizin bir ömrünüz oluyorsa ya onun ömrü çok kısa ya sizin ömrünüz çok uzun. Yani evet, o da aynı şeyleri söylüyor bana. Ama ben anlamıyorum. O zaman vurarak anlatsın efendim size, yani şöyle kafanıza vura vura vura. Aman efendim yavaş olun, dinliyorsa falan. Valla bilmiyorum, siz söylediniz, konuyu siz açtınız, kusura bakmayın. Ne oldu Erdem Bey, kim kimi dövüyor? Bilmiyorum. Güzel kanlı, irinli, cerahatli bir ortam yarattınız. Bilmiyorum, ben her şeye şiddet katmaya çalışıyorum ama hanımefendi almıyor Cenk Bey. Anlıyorum Erdem Bey, olsun. Efendim teşekkür ederiz, İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi programlar. Bunu saymıyoruz, yine bekleriz, sağ olun. Sağ olun, eyvallah. Cenk Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben kendime... skate chair yapıyorsunuz. Skateboard buldum olabilirim. Gerçekten çok Drakula bir insansın. Bir sağ ol Erdem buraya Bey. Doğru gelin bakayım Cenk Bey. Yok Erdem Bey, yoruldum, şöyle sakince getirdim onu. Aa, inanılmaz. Telefon. Telefon ektim taşa diyordu. The telephone and the yar yar aman. İsterseniz doğrusunu söyleyelim Cenk Bey. İlimon ektim taşa, ilimon and the yar yar aman. İlimon ektim taşa, ilimon and the yar yar aman. İlimon ektim taşa, ilimon en duyar yarama. Buraya kadar Erdem Bey. Ama Cenk Bey şarkı bitti. Benden buraya kadar. Çok poso bir insansınız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Alo. Nasılsınız? Alo. Efendim iyi akşamlar. Beni böyle güzel bir seremoniyle karşıladığınız için teşekkür ederim. Seremoni değil efendim. Sadece küçük bir kuple şarkı söyledik. Aman abartmayalım, sağ olun. Yani siz tam biz şarkı söylerken geldiniz beyefendi. Ondan ki Allah'a. Sinan Bey. Buyurun efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizi biraz, sağ olun. Bizi biraz tanıyabilir misiniz? sizi tanıyacak sizin halde. Sizin yetiştirdiği engin bilim adamı olarak tanıyoruz efendim. Engin teşekkür kameramanımız ederiz. Efendim. Bilim adamı değil kendisi. Aa, Erdem Bey. Ya gerçi şöyle havaya fırlatın da havamızı bulalım Cenk Bey, ne dersiniz? Tabii Erdem Bey. Ama kameramanlarımıza doğru fırlatın isterseniz. Bir dakika. Bora T. Oyacı buraya alabilir miyiz sizi acaba müsaadenizle? Onu mu kutlayacağız Erdem Bey? Bu kadar konfetiyi boşaracağız onun için Erdem Bey, ne gerek? Tamam, bir dakika. Kutlama var, gelin. Gel bakayım, gel gel. Gel. Evet. Bak kutlamayı görünce nasıl gelir? Hadi bakalım. Cenk Bey gönderin, boca edin kendisini. Şöyle dönelim. Buraya atmasınlar. Atmayın, yazık. Ne temizleyeceğiz? Bora temizleyecek, söz verdi. Söz verdi. Hadi hazır mıyız? Abi nerede? Elinde tutuyor. Tamam hadi git, seni kameramanlarsın abi. Yok ya, biz atalım sonra kameramanlara temizlet değil mi? Seni gidileriz. Yok ya. Kendini temizleyeceksen tamam, zaten yarısı döküldü. Hep beraber temizleriz. Hayret bir şey. Hadi. Bak kutluyorum. Atıyoruz. Ha. Kutlayın. Beyefendi siz de alkışlar mısınız? Niye kutluyoruz abi?
Neyi kutluyoruz? Birazdan seni keseceğiz. O zaman benim yaşamımın son gününü kutlayalım. Hop, hop, hop. Yuhuu! Bunlar geldi sanki. Ben gidiyorum. Bora, gitme dur. Bora. Bora, yeğenin telefonda. Bora, gitme dur. Evet, Bora, ben... Sinan ben. Nasılsın? Eski adı gibi Level'dan. Sübikent'ten. Aa, merhaba Sinan, nasılsın? İyisin. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ne güzel oldu böyle karşılaşıyoruz. Ne zamandır sizin... seninle konuşmuyorduk ya. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyorum. İşte aile insanları bir araya getiren özel programımızda. Kim? Biz tanıyor muyuz arkadaşım? Yani, yok, sizle hiç tanışmadık. Bora Bey de sizi tanımıyormuş beyefendi. Atıyor yok, yani yok, kendisini. Yok, tanıyor, tanıyor. Bora yapma. Hop level. Yok yok, tamam, şaka yapma. Hop level'dan. Hop level'dan. Hop level'dan mı? Şurup level'dan mı? Şurup level'ını mı geliştirdiniz? Evet. Şurup level'ı da geliştirdiniz. Süspansiyonu da var. Az sonra haberin olacak. Neyi var? Süspansiyon. Hadi pansuman, hadi çocuğum. Hadi güle güle. Evet. Hadi güle güle. Efendim, benim size bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi bu paket sosisler, paket başına 10 tane sosis barındırıyor. Baget sosis diye bir şey olmaz beyefendi. 12'lik. Ne 12'lik efendim? Efendim bu işte paket sosislerde pakette 10 tane sos var ama sosis ekmeklerinde 12 tane ekmek var. Şimdi biz bunu anlayamadık, sebebini size sormak istedim. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli soruyu bize yönelttiğiniz için. Ben soruyu da anlamadım ama. Cenk Bey, şimdi sandviç ekmekleri 12 taneymiş fakat paket sosislerde 10 sosis çıkıyormuş. Bu durumda kaç ekmeğimiz artar diye soruyor. 6. Küçük bir hesapla 6 ekmeğiniz artıyor beyefendi. Yok, ben bu artışın onların da tahmin edeceğini bildiğimden neden böyle bir şey durmuşlar onu sormak biraz, istiyorum. Biraz böyle matematiğe aykırı bir çalışma oluyor. Evet, şimdi efendim reklamın iyisi kötüsü olmaz biliyorsunuz. Dolayısıyla bakın sizi ve bizi bu şekilde konuşturabildikleri için güzel bir reklam oldu. İşte ana sebebi bu. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz efendim, hiç mühimsiz. İyi akşamlar Sinan Bey. Sinan Bey'i kesmeniz de ayrı bir davranış oldu sevgili dinleyici. Evet, Cenk Bey, the kalamay and the incelamayı burada kapatalım isterseniz. Kalamay and the incelamay. Yeah, güzel konuştunuz. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Geçiyoruz. 4, 3, 2, 1, VTR gir. İyi akşamlar sevgili Film Kipi izleyenleri ve Film Kipi hayranları. Gördüğünüz gibi bu akşam yine sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda hasretin zirvesine ulaşmış ve oraya hasret bayrağını dikmiş bir insan var. O hasret ki yıllardır onun peşini bırakmıyor. O özlem ki yıllardır onu peşinden sürüklüyor sevgili izleyiciler. İşte stüdyomuzdaki konuğumuz ve İşte onun hikayesi. Önce kendisini tanıyacağız. Film Kipi'ne gelme sebebini öğreneceğiz. Daha sonra bu uzun, dolambaçlı ve sürüngen hikayenin ayrıntılarını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Onunla birlikte sevinip, onunla birlikte ağlayacağız. Bir ömür onunla birlikte yaşayacağız. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. İsminiz... Geldi mi? İsminiz... Gelmiş mi? Şimdi bilmiyoruz. Önce sizi izle... İnanın ben bilmiyorum. Yani bu programı hayatımda hiç izlemedim. Ben ünlü bir yönetmenim. Fakat programlarımı ve filmlerimi seyretmem. O yüzden bana böyle sorular sormayın, tamam mı? Ben de herhalde seyretmiş olsam gelmezdim programınıza. Herhalde. Ama gelmiştir inşallah, değil mi? Gelmişsinizdir herhalde. Burada olduğunuza göre gelmişsiniz. Ben geldim, o geldi mi? Onun da gelip gelmediğini programımızın ilerleyen dakikalarında hem sevgili izleyicilerimizle hem de bizle birlikte göreceğiz ve izleyeceğiz. İsterseniz önce bu duygulu anlara geçmeden önce kısa bir ara verelim sevgili izleyiciler. Evet, bu kısa aradan sonra tekrar bu duygu silsilesi ve his çuvalına daldırıyoruz kolumuzu. Hem de boğazımıza kadar sevgili izleyenler. Cenk, seni biraz tanıyalım. Ben özel bir ormanda vinç olarak çalışıyorum.
zorlu bir hayat tabii. Eskiden özel bir şirkette patron olarak çalışmamışsın değil mi? Çalışmadım. Nasılsa patronum dedim. Çalışmama gerek yok diye düşündüm. Evet. Daha sonra şirket batınca ben de vinçliğe başladım. İlk mesleğim olan vinçliğe döndüm. Anladım. İlk patronluk yılların sanırım bu... Dört duvar arasında geçti. Dört duvar arasında ve terzi masalarında geçmiş galiba evet, değil evet. mi? Terzi biçki patronu olmuşsun. Evet. Gerçekten çok dolambaçlı bir hayat bu. Sıfırdan başlayıp en zirveye, zirveden dağın tekrar dibe. Evet. Bu zirveye çıktıktan sonra dağda kayağa gittim, ayağım kaydı, o yüzden dağdan düştüm demişsin. Evet. Dağdan düşen üç elma. Dağdan düştüm, bağdakini kovdum ve bağdakini kovduğuma şu an çok pişmanım. Umarım geri döner. Peki bu ayrılık hikayesi nasıl ve ne zaman? Önce bu ayrılıktan önceki birleşme, yani ilk nasıl tanıştınız onu bir öğrenelim. İlk benim ormanda vinçlik yapmaya başladığım yıllarda tanıştık. Ben de gençtim, o da gençti, ufacıktı. Gayet güzel bir beraberliğimiz başladı. Peki o ilk görüşteki o elektrik, o aşk tabii. dediğimiz o yoğun tabii, duygu tabii. oluştu mu? Yoğun bir duygu oluştu böyle. Balçık duygusu diyoruz biz ona. Ve aldım onu birlikte bizim evde yaşamaya başladık. Ve aynı evde yaşıyorsunuz. Evet, birlikte daha yaşıyorsunuz. Daha sonra birazcık tabii başarısızlıklarla ben ona biraz şiddet uygulamaya başladım. Yani biraz kırdım onu yani. Öyle yani. Ama sen de burada biraz evet bir baş psikopat arkadaşımız geldi programımıza katılıyor kendisi. Evet. Çekil çocuğum programımızı lütfen. Çekilge. Gördük tamam herkes gördü evet. Bu yoğun his duygularını artık evde birlikte yaşamaya başladınız. Şiddet uygulamaya başladığından bahsettin ama evet. sen biraz o zamanlar biraz gerektiğini düşünüyordum. Yani herhalde evet. gençlik mi vardı? O öyle bir şey mi? Yani delikanlılık var Serde. Peki neden var. Yani biraz da tabii insanın işleri falan kötü gidince eve gittiğiniz zaman öyle bir şiddet uygulayacak bir yer arıyor insan. Ah işte sevgili izleyiciler bunu hepimiz yani biz erkekler evet biraz hatalıyız bu konuda. İşimize geldiği zaman şiddet yok. İşimize geldiği zaman şiddet var. İşimize geldiği zaman da şiddet işe gelmiyor. Bir türlü kendisini kovacağız sevgili izleyiciler. Cenk, sen bu şiddete başvurmaktan bahsettin. Peki evet. bu neden doğdu? Ya ilk sürtüşmeyi bize anlatır mısın burada? Onu paylaşır mısın bizimle? Sabah... Eğer sakıncası yoksa. Hayır. Zaten her şeyi anlatayım. Bunu toplumla, kamuoyuyla paylaşmak zaten... istiyorum. Çünkü ben böyle bir hata yaptım. İnsanların böyle bir hata yapmasını istemiyorum. Yani şiddet gerçekten çok kötü bir şey. Evet. Nasıl başladı bu? İlk başlangıcı alalım senden. Yani aniden başladı. Bir sabah yine onunla konuşup elimde toz bezi yapraklarını siliyordum ve bir an içimden geldi. Çotank diye yeni filizle verdiği çiçeği kırıverdim. Çiçeğini kırdın. Evet. Evet sevgili izleyiciler Cenk bu adını bile henüz vermeye kıyamadığı, bu çok sevdiği, hasret kaldığı sevgilisini, sevgilisi diyeceğim kusura bakma Cenk, sevgilisini arıyor ve onun kendisine dönmesi için bir kaset yaptı. Biz de yayın aracımızda bu kaseti kendisine izlettik. Şimdi o kasette Cenk'in neler söylediğini hep birlikte izleyelim. Fidan, lütfen geri dön. Yani biliyorum bazı zamanlar sana çok şiddet uyguladım. Bıçakla yaraladım. Çekiçle vurdum. Köklerini topraktan çıkartıp yapraklarının önünde onları yaktım. Ama artık pişmanım. Lütfen geri dön Fidan. Gerçekten ne kadar. Gerçekten. Yani kusura bakma Cenk. Ben de gözyaşlarımı ve sakallarımı tutamıyorum. Fidan artık adını öğrendik. Onun adı Fidan. Peki kendisini nasıl tarif edersin? Şöyle şu kadar mini minnacık. Biraz bodur yani. Ama ayrıldığınız zaman böyleydi evet, sanırım. Ne kadar zaman oldu Cenk ayrılalı? Bir 6 yıl olmuştur. 6 yıl. Evet. Dile kolay. 6 yıl sevgili izleyici. 6 koca yıl. Evet, bize biraz o
onu tarif et, anlat bize. Yani onun resmini yap bize karşımızda. Biraz entel ol. Sevginin resmini yapmak gerçekten zor ama ben yine de deneyeyim. Onun o çam rengi yaprakları ışığın o deniz üzerinden köpüksü dalgalar üzerinden sörf yaptığı andaki parıltısına benziyordu. Kimi zaman açtığı çiçekler mordan kırmızıya, kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile doğru bir renk ayini içerisinde birer gökkuşağı gibiydiler adeta. Ona olan sevgim yüce bir sevgiydi. Sanki bir menekşeyi anlatıyor gibisin Cenk. Hı-hı. Yoksa hı-hı. Hayır. Öyle mi? Hı? O bir menekşe miydi? Evet. Yani sen ormanda bulduğun o küçük minik dağ menekşesine aşık oldun ve ona şiddet uyguladığın için onu sokağa attın, öyle mi? Aslında bazı yaprakları kuruyunca kesmen lazım dediler. Ben o yüzden kesiyordum ama nereden bilebilirdim ki o yaprakların aslında kurumadığını? Nereden bilebilirdim aslında yaş olan bir takım yaprakları hatır otur kesip menekşeciyi budadığımı? Evet, aslında kusura bakma ama Cenk. Geldi mi? Kaçmakta, gitmekte haklı. Gelip gelmediğini ben de bilmiyorum. Ben? Şimdi bekleyeceğiz ve göreceğiz. Biraz seni burada yalnız bırakacağım. Biraz bekle bakalım. O 6 yıl yaşadığın acıyı bakalım sonsuza dek mi yaşayacaksın? Yoksa bu acıyı son birkaç dakika daha mı yaşayacaksın? Hep birlikte bekleyelim ve görelim. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi mühim bölümlerimizden bir tanesinde daha yine sizlerle birlikteyiz. Evet, yanlış duymadınız, sizlerle birlikteyiz. Cenk Bey, dikkatli dinliyorsunuz programımızı gördüğüm evet. Kadarıyla. Getir çocuğum şöyle alalım, olsun, önemli değil, gel görünebilirsin. Böylece bir arkadaşımız daha ünlü oldu sevgili. Su gibi aziz ol evladım. Su erenlerin şok olsun. Şok olsun evet. Zira istersen senin su verdiğin bakın kişinin şok ben... olmaması mümkün değil zaten. Ben şok oldum hemen, siz merak etmeyin. Önemli değil Cenk Bey. Efendim Cenk Erdem pazarlamayı bugün sevgili Cenk Bey'in nasıl kısaltacağı konusundaki spekülasyonlar ayyuka çıktı ve pek çok bahis sitelerinde şöyle kısaltacak, böyle kısaltacak diye internet üzerinde bahisler oynandı. Bakalım bu bahislerin sonucunda kazanan taraf, evet, milyarlarca doları cebe indiren taraf, bakalım kim olacak? Cenk Bey hangi kısaltmayı kullanacak? Ah, kullanmış bile. Cip. Cenk İridim pazarlama değil mi Cenk? Evet. Cip kısaltmasıyla sizlerin de gördüğünüz gibi Cenk Erdem pazarlamada bugün çok önemli bir ürünümüzle karşınızdayız. Zira hiçbir zaman önemsiz bir ürünle karşınıza çıkmadık şimdiye kadar ve asla çıkmayacağız sevgili izleyiciler. Yemin içeriz. Cenk Bey, bugünkü ürünümüz hakkında keşke bana daha önceden bilgi verseydiniz. Siz çizerken ben de en azından sevgili izleyenlerimizi biraz oyalardım. Ne dersiniz? Teşekkür ederim ama çizimim birazdan bitiyor Erdem Bey. Hatta gerçekten bitti de diyebilirim. Evet, bu ürünümüzü hatladım ve hutladım Cenk evet. Bey. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz yaz aylarında özellikle bazı kıtırpiyoz arkadaşlarımız benim üstü açık arabam var. Kızlar bana bayılıyor. Arabamı da çok seviyorlar. Ve arabamın hava yastığı da var. Arabamın hava yastığı sayesinde acayip hava atıyorum ha.
şeklinde arabalarına binip Bağdat Caddesi'nde dolaşmayı biliyorlar üstü açık arabalarıyla. Ama hiçbir zaman için Cenk Erdem pazarlamanın sizler için ürettiği altı açık arabayla bu havayı atan olmadı değil mi Cenk Bey? Olmadı çünkü daha yeni piyasaya verdik ama bu arabamız piyasaya çıktıktan sonra sevgili izleyiciler artık üstü açık arabam var diyenleri siz fıs, o da bir şey mi benim altı açık arabam var diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi altı açık araba bu şekilde işliyor. Burada sevgili arkadaşlarımız gayet rahat bir şekilde oturmuşlar. Bakın hatta el ele bilen tutuşmak üzereler birazdan el ele tutuşacaklar. Bu evet, altı açık araba sayesinde şöyle sert bir fren yapsa el ele tutuşacaklar hatta yan yana oturabilirler bile. Arabalar kendi başlarına sert fren yapmazlar herhalde. Öyle mi? Bir şoför adını verdiğimiz bir kişinin o sert freni yapması gerekir. İnanmıyorum Cenk Bey. Peki sayede... iki katlı otobüslerin üst katında şoför yok Cenk Bey. Orada Allah'a emanet mi gidiyoruz? Hayır Erdem Bey orada koşoför var. Anlıyorum peki. Bu sayede sevgili arkadaşlar yazın mesela güzel bir kumsala gittiniz böyle. Orada ne bileyim romantik dakikalar yaşayacaksınız. Arabanızı park ediyorsunuz hemen kıyıya ve çıtıp 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 şeklinde ayaklarınız suya değiyor. Çok güzel bir şekilde suyla oynayıp romantik dakikalar geçirebiliyorsunuz. Aynı zamanda başka çok güzel taraflar da var. Saymakla bitmez bu altı açık arabanın faydaları. Misal şehir trafiğinde gidiyorsunuz ve yavaş yavaş giderken yerde para gördünüz. 40 saat arabadan inmenize gerek yok. Hemen eğilip parayı alıp gayet güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Hatta çoğu arkadaşımız bunun için farklı yöntemler geliştirecektir Cenk Bey eminim. Bu yöntemlerden bir tanesini ben şu an ipucu olarak vereyim. Yerde bir para gördünüz. Hemen onun üzerinde duruyorsunuz ve ayakkabınızı ve çorabınızı çıkartıp ayaklarınızın ilk iki parmağını kullanarak yerdeki parayı gayet güzel alıp üstelik sakallarınıza bir sürterek ayaklarınızın yukarı kalkma yeteneğine göre üst cebinize ya da pantolon cebinize koyabilirsiniz. Ya da ayaklarının yukarı kalkma yeteneğine göre arkada oturan arkadaşlarına da uzatabilirler parayı değil mi Erdem? Zira ben çok yürümekten ayakları ağıran bir insanın ayaklarını boynuna astığını görmüştüm. Cenk Bey. Cenk Bey bu sevgili arabamızda yalnız tehlikeli durumlar da yani ne bileyim o sırada sigaramızı yakacağızdır. Çakmağımız şlas biçiminde yere düşebilir Allah muhafaza. Yine iyidir alırız Erdem Bey yine hem ama de ayak parmağımızın. Hızla giderken sert bir fren koyup geri mi geleceğiz Cenk Bey? Tabii ne olacak ki? O da olur diyorsunuz. Ama güzel bir yanı da kül tablasına gerek yok. Her yer kül tablası. Evet aynı zamanda arabanın içine kül düştü. İşte yandı gülüp ketenava gibi bir takım şeyler gerek yok. Düşse bile yere düşüyor zaten yanmaz orası. Fısırtı. Evet. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyisiniz. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Altı açık arabayla alakalı size çok daha önemli bir şey söyleyebilirim ben. Öyle mi? Söyleyeyim bakalım. Mesela trafikte gittiğinizde böyle yan tarafa kafayı çevirdiğinizde bir arabanın içinde böyle sarışın çıtır çok güzel bir kız görüyorsunuz değil mi? Öyle mi? Bilmem. Görüyorsunuz mutlaka. Yok öyle ben genelde siyah şey saçlı öyle bir takım adamlar görüyorum yani öyle. Güzel bir bayan gördüğünüzde de arabanın altı açık olduğu için ayna vasıtasıyla teyzeyi alttan da görebilirsiniz. Teyzemizin arabasının da altı açıksa tabii ki. Kesinlikle. Ama altı açık arabalara sizin bu sapık düşünceleriniz nedeniyle altına ayna koymuyoruz beyefendi. Ve koyulmasına da karşıyız öyle değil mi Cenk Bey? Aynı zamanda ayna koyulmayacak ki. Biraz düşününce yalnız sizin dediğiniz pek olmaz beyefendi. Çünkü insanlar ayakta durmuyorlar arabanın içerisinde oturuyorlar. Yani o aynanın pek bir işlevi olmayacaktır. Zira öbür türlü arabaya binmenin hiçbir yararı olmaz. Arabaya oturmak için ve dinlenmek için biniyorsunuz. Arabaya binip koşturduktan sonra niye arabaya binesiniz değil mi Cenk Bey? Evet. Belli olmaz ama bu çeşitli amaçlarım ve faaliyetlerim... Olmamış beyefendi zorlamayalım olmamış. Şöyle bir şey olur alır kendisi bir tane altı açık arabamızdan nasıl istiyorsa kullansın bize ne fıs. Ondan sonra bir de filmini çeker kanıt olarak bize gösterir. Biz şu an inanmıyoruz beyefendi. Öyle değil mi Cenk Bey? Ne güzel pazarlama tekniği. Da siz olayı baştan yanlış anladınız. Arabayı kullanan sizin altı açık arabanızı kullanan bayana bakılacak. Tamam. Ama bayan orada oturuyor şu şekilde koltukta oturuyor. Evet. Şimdi bu işi çizerek anlatayım ben size telefonla isterseniz. Buyurun efendim. Ama bakın, robot resmini çizin aynısını çizmeyin. Tamam bakın gördüğünüz gibi şurada bayan oturmakta. Tamam. Ve ayaklarını uzatmış durumda. Evet. Ve siz yoldan geçen bir şahıs olarak arabanın altının açık olduğunu bildiğinizden bayan da orada olduğundan hafifçe bir şey düşürmüş mantığıyla öne doğru eğildiğinizde elinizdeki ayna vasıtasıyla alt tarafa doğru bir açı angle yaparaktan altı görebilirsiniz. Ya buna ne diyeceksiniz? Peki. Altı açık araba kullanan bayanların pantolon giyme zorunluluğu olduğunu biliyor musunuz beyefendi? O zaman olmaz. Kitlendiniz değil mi? Kitlenmedim. O zaman daha değişik bir fonksiyon yapılmalı.
lütfen zorlamayalım. Bu konudaki çalışmalarınıza burada son vermenizi istiyorum. Öyle değil mi Cenk Bey? Kendisini Cenk Erden pazarlamadan kovdunuz Erdem Bey. Tazminatsız üstelik. Evet, istedim, tazminatını da vermedim. Başka maruzatınız var mıydı Acı Bey? Başka bir maruzatınız daha var. Bu arada kendisinin ne ismini biliyoruz, ne cismini biliyoruz Cenk Bey. Rejide yazmadı, kendi de söylemedi. Tanımadığımız biriyle konuşuyoruz. Çok tehlikeli olabilir Allah değil mi Erdem Bey? Cenk Bey. Efendim ben size şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum kimliğimle alakalı. Biraz evvel zaten bana bir cevap hakkı doğduğu için aradım. Sizin film tipi tiplemenizde orada şiddet işe gelmiyor şeklinde şeyler söylediniz. Şimdi de işten kovduğunuzu söylüyorsunuz. Bugün evet. Yeni çıkan yasaya göre çalışanların işten çıkarılmasına işverenlerin kesinlikle açıklama getirmesi gerektiği kanısı ortaya çevrildi. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman açıklamanız hazır efendim. Bence de. Bir saat sonra masanızda olur, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Ben maruzatımı bildireyim hemen. Buyurun. Her şey bir tarafa, şaka bir tarafa, böyle kastık ettik falan ama bence bu alemdeki gelmiş geçmiş en muhteşem maytap geçiciler, muhteşem eğlenceli şahsiyetler olarak sizlere krallar diye hitap ederekten tebrik ediyorum. Ama efendim estağfurullah, teveccüh ediyorsunuz. Çok bozulmayın teşekkür ederiz. Bozulmayın hemen. Ağır olun lütfen. Ne bozulmasın. Hamşlo, hamşlo, hamşlo. İyi akşamlar, teşekkür ederiz efendim. Ne demek, çok sağ olun. Eyvallah, güle güle. Bravo Cenk Bey, yine bana çak diyeceksiniz sanırım, ayıp ediyorsunuz. Sağ olun Erdem Bey. Ama devamlı olarak aynı şekilde çakıyorsunuz. Buyurun. Sağ olun. Rica ederim Cenk Bey. Cenk Bey başka bir ürünümüz var mı? Ürünün altımız. Yok artık ne. Peki bu ürünümüzden isteyenler karşılığında ne vermek mecburiyetindeler? Karşılığında Erdem Bey ne yapsınlar? Altı açık araba çünkü pahalı bir şey. Öyle yaptığımız ne bileyim diğer ürünlere YG 14-18'e falan benzemez. Böyle kallavi bir şey almalıyız. Mesela bize bir tane normal şöyle denize nazır bir daire alanlara verelim bu arada.